Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu pastel dağıtma kalemi ile ilgili neler yapılabilir onu göstereceğim sizlerle. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu ne için var? Onu size açıklayacağım. Şimdi öncelikle bu kağıttan oluşuyor galiba. Çok kağıt gibi böyle bükülebiliyor galiba. Ama çok sıkıştırılmış gibi. Böyle iki baby kalem aldım elime. Mesela bir şey çizeceğim. Ama yan tutarak ve tonlamaya dikkat ederek şu şekilde. Yani yan yan. Evet, yan yan tuttuk. Buraya görüyorsunuz. Buraya karaladık. Bunu yan tutsanız daha fazla karalar. Yan şöyle bir tutuyorsunuz. Bulaştırıyor gördüğünüz gibi. Hafif bu yaptı. Şunlar nedir? Budur. Mesela bazı yerlerde bunu dik tutabiliyorsunuz. Ama ben yan tutma daha iyi. Şimdi sizlerle bir portre çizeceğiz. Bunun için. Göstermemişim. Mesela nasıl tonlamamız güzel oluyor. Onun hakkında. Ben bunu genellikle küçük orta boylarını falan tercih ediyorum. Siz ne tercih ediyorsunuz ondan kullanın. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane kalemi aldık. Buradan şöyle bir tane kafa oluşturacaktık ama. Bir dakika. Arkadaşlar bu. Bir dakika. Devam ediyoruz. Hamur silgiyi alacağım. Bebe zaten buraya yapmak istemiyorum. Evet. Ben bu sayfayı yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Kalemimizi yine aldık. Elimize. Şimdi portre bu arada nasıl yapılır onu da öğrenmiş olacaksınız. Bir de pastel. Şimdi o dağıtmayla. Şimdi başlayabiliriz. Şöyle bir tane ilk önce şöyle. İstediğiniz kadar uzun olabilir. Ama fazla uzun olmasına dikkat edin. Bir tane de şuradan. Şöyle bir çizgi. Sonra bir tane de şuradan bir çizgi. Aa ne yapıyorsun böyle bir yüz mü olur derseniz haklı değilsiniz. Çünkü bir de sonrasını görün. Portre böyle çizdi arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayabiliriz. Kafayı oluşturuyoruz evet arkadaşlar. Böyle kafayı oluşturduk. Burada. Bu şimdi arkadaşlar burası size açıklamalı bir şekilde yapayım. Evet şu karaladığım yer kaçtır. Arkadaşlar şu ortada devam ediyoruz. Gözlük. Evet devam ediyoruz. Ay gözlük yazdım ya arkadaşlar. Yanlış oldu. Göz yerine gözlük yaz. Kafam karıştı arkadaşlar. Burası göz olacak. Evet burası da göz. Evet bu şekilde burada da göz var. Sonra şuraya bir tane daha çizgi atıyoruz arkadaşlar. Tam şuraya. Burası da dudak olur. Ağız da olur, dudak da olur buraya. Ağız dudak da yazılabilir yani. Şimdi biz ilk bu bölümden başlayacağız. Buraya yok diye sayacağız. Buraya bir şeyler koymayacağız. Ama şu artı olduğu yere burun koyacağız. Şimdi bir başlayalım gözden. Ben bunun için HB almak istiyorum. HB burada. Evet arkadaşlar şimdi bir göz için ince ince şuralardan. Evet arkadaşlar bu şekilde. Evet. Burada arkadaşlar aşağıdan gitar sesi gelebilir. Ben bunu kız yapmak istiyorum. Ben kızları genelde daha iyi yapıyorum. Erkeğin saçını tam anlamadım onunla. Evet devam ediyoruz bu şekilde. Evet böyle bir göz.
Portre'de ben gözle başlamak istedim. Gözle daha iyi olur. Başlarsanız. Şuralar olur ya gözlerine. Evet. Şimdi bir tane de kaş yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi kaş yapacağız. Şuralardan şöyle çizgi çizgi çizgi. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir kaş. Ama kaşı biraz daha iyi yapabiliriz. Biraz kalın oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şurasını hafif yumuşatabiliriz. Evet buranın kaşı bitti. Şimdi bir de buranın kaşındayız ama ilk önce gözü yapsak daha iyi olur bizim için. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Bir göz, sanki bunu, bu göz biraz daha şey. Tabi. Şuradan biraz daha küçük yapabiliriz. Evet bu şekilde daha iyi. Evet şimdi biraz da kirpik yapalım. Biraz daha küçük yapabiliriz. Evet hafiften şunlara. Evet arkadaşlar buraya da yapıyoruz. Şurası silinmiş. Burayı tekrar düzeltelim. Sonra şuralardan şöyle şöyle. Evet kaşı şöyle şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada yüzü bitirdikten sonra bu şeyleri siliyoruz. Yoksa portremiz olmaz. Biraz daha kalır. Evet. Evet. Sonra şu artının birleştiği yeri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi tam şuradan bir yuvarlak. Sonra şöyle. Bir burun. Şuradan birleşiyor. Yuvarlığa gerek yok aslında. Ay yanlış oldu. Şuradan geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan şöyle. Buradan böyle. Evet arkadaşlar. Sonra bu burnun bu tarafını biraz daha siyah yapıyoruz. Siyah yapmak için küçük biraz olduğu için ben onun içinde o bulaştırmayı kullanacağız. Gördüğünüz gibi daha güzel gösterecek. Şimdi ben onun küçük boyunu alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi küçük boy. Evet, karşılaştırırsak böyle boyları var. İşte. Evet, şuradan şöyle bir bulaştırma geliyor arkadaşlar. Sonra gözünü yine koyuyoruz hafiften. Evet, sabırları da yapıyoruz. Hafif kenarlara kaydırıyoruz. O sorun değil. Arkadaşlar. Yani gözü öyle olur. Şimdi neden oraları beyaz? Neden öyle yaptı? Derseniz. Hafif silebiliriz. Bu silmeye gerek yok fazla. Şimdi burayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurada iki tane yer var. Burada kendim biliyorum. Şuradan hafif şöyle bir şuraya kadar ağza kadar bir tane dudağa kadar bir çizgi çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu olur ya mimik ya bilirsiniz. Onlar. Buradan yine geliyor. Biraz da uzun yapabiliriz burayı.
Sonra şu gördüğünüz, Allah. Şu gördüğünüz şurada bir artı var. O artının da şurasını. Evet, şuradan bir dudak çıkıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bu nasıl bir dudak diyebilirsiniz ama işte olaylar öyle değil. Şimdi o dudağın içindeki artı gibi şeyi, evet, artıyı siliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi silelim şurasını, içindeki şeyleri. Evet arkadaşlar, oraları sildik. Gördüğünüz gibi her yeri eşit olacak şekilde, içine şu şekilde güzel bir, evet. Böyle arkadaşlar, kötü oldu diyebilirsiniz ama kötü değil işte. Şimdi göreceksiniz. Bu dudak iyi aslında. Evet, burada dişler falan var. Sonra burasını simsiyah boyuyorsunuz arkadaşlar. Simsiyah. Evet, sonra bunları ince ince boyuyorsunuz arkadaşlar. Fazla bastırmadan. Sonra şunla bulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben dudağı biraz küçük yaptığım için bununla yapacağım. Büyük, siz büyük bir dudak yapıyorsunuz. Büyük pastalar bulaştırıcıyı kullanabilirsiniz. Bir de şuraları yiyeceğim. Evet, devam ediyoruz bu şekilde. Şuralardan şöyle şeyler çıkarıyor, dudak doğru. Çizgiler. Evet, dudağımız tamamlandı. Biraz da şuraya uzatsam. Evet. Şimdi bu içindeki sıra içindeki artı gibi artıları silmeye. Şuradan başlamak istiyorum. Sonra hatalarım varsa düzelteceğim. Mesela şurada bir artı yine. Onu sildik. Kafayı biraz daha netleştirebiliriz şu tarafını özellikle. Çünkü o tarafa bir şeyler gelecek arkadaşlar. Evet. Oraya bulaştırdık gördüğünüz gibi. Şuraya da biraz sertlik, biraz da siyah. Evet, siyahlık ama o kadar gibi değil oradaki gibi. Çünkü oradaki bulaştırılacak, o yüzden simsiyah. Arkadaşlar, anladıysanız ben artık şurayı siliyorum. Çünkü saçlar olduğu zaman burayı silmek zorunda kalacağım. Şimdiden silelim diyor arkadaşlar orayı. Evet. Evet, ben bir siliyorum hemen. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi gözleri iyice siliyorum. Buraları, ay gözlüğüm. Buraları iyice sildik. Sonra arkadaşlar, ben o kaşı düzeltmek istiyorum ya. Ben kaş yapamadım. Arkadaşlar, bunu alırsınız. İnce bir kaş yaparsınız. Evet. Sonra buraya gelirsiniz. Yine bu artıları silersiniz. Evet. Sonra şurayı biraz daha kalınlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Orada. Buraya biraz daha siyah yaparsanız daha güzel olur. Ben size söyleyeyim. Sonra şuradaki şeyi de biraz da altından bastırırsınız. Sanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi biz onun kafasındaki de artıyı da sileceğiz. Ulaştırma ve bugün portre nasıl çizilir? Portre. Onun videosunu çektik. Şimdi devam ediyoruz. Sadece pasta bulaştırıcı demiştim. Ama tek pasta bulaştırıcı değil. Sürpriz yaptım. İkisi
portre çizim anlatımı. Bir de bir tane de basa bulaştırayım. Şuraları da biraz daha. Evet arkadaşlar. Yüzümüz oluştu. Birazdan saçlara geçeceğiz. Evet şuraları da siliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Biraz daha yapıyorduk arkadaşlar. Sonra biraz silinmiş burası. Sonra arkadaşlar gerçek güzel benzedi bu arada. Şimdi bir küçücük bir parça alıyorsunuz. Şurayı siliyorsunuz. Bir tane parlaklık hissi verme için. Evet. Orayı biraz sildikten sonra devam ediyoruz. Orayı sildik ya. Orayı fazla silmedik aslında. Şimdi oraya bir yuvarlak böyle. Neyse gerek yok aslında. Böyle daha iyi çünkü. Orasını siz yap. Bir tane şuraya. Evet. Arkadaşlar ben şunu fark ettim ki kadınların saçı şuradan çıkıyor. Şuradan saç çıkıyor. O yüzden şuralardan birazcık saç oluyor. Aa arkadaşlar çok çirkin oldu derseniz hayır. Şimdi bile birazdan ular çıkma yeri. Arkadaşlar yine portre yaptık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Kardeşim oldu. Estetik yaptırmış dudak. Arkadaşlar bu dudak olmaz biliyorsunuz. O yüzden estetik yaptırmış. Ama güzel bir çözüm. Ama aslında estetik yaptırmamış doğal. Çünkü biz artıya göre yaptık. Artıda böyle bir şey çıktı. Bu o zaman bir doğal bir dudak yani. Bu estetik bir dudak derseniz hayır. Şimdi bir de şurasından iyice bastırıyoruz. Evet, sonra şuradan biraz ekliyoruz. Şuradan bir tane kulak geliyor. Neyse orasını yapmayalım. Arkadaşlar şeyleri de yaptık. Son olarak şurasını da siliyorum hafiften. Olmamış fazla. Evet. Arkadaşlar çok çirkin bu derseniz hayır. Çok güzel oldu. Evet. Biraz da şöyle. Şapka olsa işte yok. Olmaz. Bir tane böyle salınmış taş saç bu şekilde. Sonra
Şuraları biraz daha kalınlaştıralım. Ne bu arada silin falan bir şey var. Burada dişleri meydana çıksın. Arkadaşlar dişleri kötü oldu derseniz hayır. Çünkü burada bir siyahlık var. Ağız içi. Fazla belli olmuş ve alt dişini yapamadık. Öyle yapabilseydik ağzının dışına çıkardı ve kesin bozulurdu. Şuraya kadar dudak olurdu. Normal dudak böyle. Şimdi bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya yansıma yok ha. Ben bir deneyelim yansıma yapsak diye. Şuraya belki yüzüme taşmış olsun. Öyle güzel olur arkadaşlar. Birkaç tane yüzüme taşmış yapacak. Evet. Böyle güzel olur. Bu arada arkadaşlar sudan çıkmış. Bu şekilde. Bu sudan çıkmış kız. O yüzden saçları böyle toparlanık değil ve ıslak gibi duruyor gerçekten. Islak. Şu şekilde hafif bir boncuk falan var. Bunları devam ettirelim. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.